Efendim, bültenin bu bölümünde gelecek nesillerin sağlığını, sıhhatini doğrudan ilgilendiren bir meseleyi konuşacağız. Topuk kanı meselesi. Topuk kanı bir tarama yöntemi ve bu tarama yöntemiyle yeni doğan bebeklerin topuğundan alınan birkaç damla kanla önemli hastalıklar ortaya çıkarılıyor. Fakat bazı aileler çeşitli nedenlerle bu uygulamaya karşı, topuk kanı vermek istemiyorlar. Bir örnek, son bir örnek Kars'tan geldi. Bir aile bebeklerinden topuk kanı alınmasına karşı çıktı. Konu yargıya taşındı. Mahkeme aileyi haklı buldu burada. Enteresan ifadeler var mahkemenin kararında. Alternatif tıpçı olarak adlandırılan bir kişinin sözlerine dosyada yer verildi. Bazı bilimsel gerçeklerle bağdaşmayan ifadeler yer aldığını gördük. Sağlık Bakanlığı konuyu bir üst mahkemeye taşımış durumda. Peki doktorlar ne diyor? Mahkeme bu kararı hangi hukuki dayanaklarla aldı? Bunu konuşacağız. Çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Çiğdem Yavrucu ve Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Başkanı Avukat Berna Özpınar Gümrükçüoğlu konuğumuz. Hoş geldiniz diyoruz konuklarımıza önce. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Çiğdem Hanım, sizinle başlayalım. Şimdi önce kısaca bize bir topuk kanı nedir, neden alınır, ne işe yarar, bunu açıklamanızı rica edeceğim. Topuk kanı ülkenin her bir bölgesinde, hem özel hastanelerde hem devlet hastanelerinde ilk 24-48 saatte aldığımız, ikinci kontrolünü de 7-10 gün içerisinde tekrarladığımız bir takım metabolik, kalıtsal hastalıkları tarama testi olarak tanımladığımız bir testtir. Düzenli olarak tüm kurumlarda alınıyor. İkinci kontrolleri de sağlık ocaklarında yapılabiliyor. Birçok hastalıkları önleme adına önemli adlettiğimiz ve gerçekten yapılmasını çok önemsediğimiz, çok ciddiye aldığımız bir tarama testidir. Şimdi hocam şunu da kısaca size sorayım. İtiraz edenler olduğunu biliyoruz. İşte bu örnekte de bir aile vermek istememiş. Size de mutlaka böyle gördüğünüz örnek vakalar vardır. Neden itiraz ediyor insanlar? Neden vermek istemiyorlar topuk kanı? Tabii tıbbi, bilimsel dayanak bizim için önemli. Bilimsel anlamda gerçekten çocuklarımızın günlük ve gelecek yaşantıları sağlıklı olabilmeleri için olmazsa olmaz testlerden, tarama testlerden. Çünkü her şeyden öte bu testlerle biz hastalıkları önleyebiliyoruz. Bazı hastalıkları önleme şansımız oluyor. Tabii birçok konuda olduğu gibi belki de burada halkı çok daha detaylı bilgilendirmemiz gerekiyor. Çünkü bu hastalıkların işte topuktan alınan kanların o çocuğa zarar verebileceğini alındığı yer itibariyle veya işte bir takım belki biraz komplo teorileri işin içine giriyor. İşte o kanların saklanabildiği veya işte bir takım hastalıklara da sebep olabildiği gibi çekinceler yaratıyor ama bilimsel anlamda biz neden aldığımızı tıbbi verilerle halkımıza, tüm insanlara daha rahat, daha doğru yöntemlerle, daha doğru bilgilerle aktarabilirsek zannediyorum bu konuda ciddi bir sorun yaşamayız. Berna Hanım, şuradan devam edelim isterseniz. Şimdi kararı biz de okuduk. Dikkatimizi çeken bazı ifadeler oldu o mahkemenin verdiği kararda. Ama biz hukukçu değiliz tabii. Siz bir hukukçu olarak kararı incelediğinizde işte mahkemenin evet ailenin hakkıdır ve istemiyorlarsa vermesinler kararını gördüğünüzde, gerekçeleri gördüğünüzde ne düşündünüz? Siz nasıl değerlendirdiniz? Öncelikle giriş konusu olarak ailenin hakkıdır vesaire gibi bir giriş gerçekten yanlış bir tanımlama olur. Bizim son dönemde hukukçular olarak en çok zorlandığımız konu aslında hukuk metinleri yanında mahkeme kararlarının okuma şeklidir. Mahkeme kararlarını doğru okumalıyız. Öncelikle bu karar kesin bir karar değil. Bu sebeple de bu karar üzerinde bir irdeleme yapmak imkanı verecek. Mahkemenin gerekçesinin sizin de belirttiğiniz gibi dayanak olarak kanunlar, içtihatlar, bilimsel görüşler değil, hakimin bizzat hekim görüşü almaksızın ama bilimsel görüşleri yorumlayarak bir nihai kararı gittiğini görüyoruz. Burada görüşlerden bir tanesi işte Dünya Sağlık Örgütü hegemonyası, sivil toplum kuruluşlarının yorumlamaları, şey yapmaları gibi ya da bir tek bir kaynağı göstererek yapılan bir yorum. Hukukta
hukukçunun kendi hukuk bilgisiyle çözemeyeceği konularda kanunumuz bize bilirkişi uzman görüşü alınmasını açık etmektedir. Bu nedir uzman görüşü? Hukuk dışındaki konuların sorulmasıdır. Üzerinde konuştuğumuz topuk kanı konusu da hukuk bilgisiyle çözümlenecek bir alan değildir. Az önce değerli konuşmacımız, hocamızın açıkladığı üzere bunun bilimsel yönü, açıklanması, dayanakları ve çocuğun üstün yararı, yani hukuk yönünden de çocuğun üstün yararı altı çizilerek değerlendirilmesi gereken bir konudur. Mahkemenin bu konuda bu şekilde bu konunun uzmanı, yani öncelikle çocuk sağlığını ilgilendiren bir konu, toplum sağlığını ilgilendiren bir konu, çok bilimli bir uzmanlık gerektiren bir konuda bir heyetten görüş alıp sorabilirdi düşüncesindeyim. Çünkü bu hukukçunun kendi bilgisiyle nihai olarak değerlendirileceği bir mevzu değildir. Teknik görüşleri aldıktan sonra teknik görüşlerin ışığı altında başta anayasamız olmak üzere kanunlarımızı yorumlayarak hukuksal kararına varmak hukukun mahkemelerimizin yöntemi budur. Bizim anayasamızda bir bütünsellik ilkesi vardır. Yani anayasanın maddeleri biri diğerine daha üstün değillerdir. Anayasa maddelerimizin bir tanesinde şunu söyler, 17. maddemizdir. Kişinin vücut bütünlüğüne yönelik yapılacak her şeyin bir kere rızaya dayanması ya da kanunda yazılı hallerin olması gerekir. Yani kişinin vücut bütünlüğüne onun rızası hilafına dokunulamaz. Ne zaman dokunulabilir? İkinci fıkra bunu söylüyor. Tıbbi gereklilikler ve kanunda yazılı hallerin bulunması halinde kişinin vücut bütünlüğüne dokunulabilir. Şimdi topuk kanı uygulaması da kaçınılmaz olarak bireyin vücut bütünlüğüne yönelik bir müdahaledir, bir rıza gerektirir. Bu rıza küçükler için kanunumuzda, biyotip sözleşmesinde, hasta hakları yönetmelimizde ve pek çok mevzuat alt düzenlemelerimizde küçük adına velisi tarafından bu rızanın beyan edilmesi gerekir. Sizin mahkeme kararı üzerinde konuştuğumuz mahkeme kararında veliler çocuğun topuk kanı alınmasına, yani bu müdahalenin çocuğa yapılmasına rıza göstermemişler. Ha, bu durumda yine anayasanın bütünlük çerçevesinde değerlendirmemiz gerekir ki anayasamız der ki bireyin temel haklar, özgürlükler ancak özüne zarar vermeden kanunla sınırlanabilir. Evet, bu konuda da bizim vücut bütünlüğümüze yönelik bir kısım tıbbi gereklilik hallerini kanunumuz düzenlemiştir ve üzerinde konuştuğumuz topuk kanı mevzu anayasa başta, biyotip sözleşmesi, uluslararası sözleşmelerimiz, Sağlık Bakanlığı'nın genelge ve yönergeleriyle düzenlenmiş zorunlu bir tıbbi müdahaledir. Yeni doğan bebekler için ve toplum sağlığı gerekleri görülerek kanunla belirlenmiştir. Dolayısıyla burada bu tıbbi müdahale anayasanın bütünlüğü çerçevesinde temel hak olan yaşam hakkı, bireyin kendi sağlığı ve vücut bütünlüğüne yönelik yapılacak müdahaleler konusunda rıza beyan etme hakkının çok net olarak kanunla düzenlenmiş bir sınırlamasıdır, düzenlemesidir. Geçtiğimiz yakın dönem, hatta şu anda içinde yaşadığımız pandemi döneminin içerisinde biliyoruz ki benzer düzenlemeler bakanlığımızca, kurumlarımızca, bireylere yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Yani kanunumuzda 1200 umumi hıfzıza kanunu temel çerçevesinde düşündüğümüzde devletin zaten toplum sağlığını korumaya yönelik tedbirleri almak görevi olduğu için buna ilişkin uygulamalarla birey olarak karşılaşabiliriz. Evet. Şimdi Çiğdem Hanım, kararda şöyle bir ifade kullanmış mahkeme heyeti. Diyor ki topuk kanı almanın esasen topluma veya toplum sağlığına hizmet eden bir yanının olmaması diyor. Siz sanırım katılmıyorsunuz bu ifadeye. Toplum sağlığına, çünkü burada toplum sağlığına sizce nasıl hizmet ediyor topuk kanı?
Şöyle ki sonuçta biz bireyin sağlığını çok önemsiyoruz. Eğer bir hastalık önceden tahmin edilebiliyor, tespit edilebiliyor ve önceden tedavisi mümkünse ve bunu yapma şansımız elimizde ise bu bizim o bireyi korumak adına yaptığımız müthiş bir işlem oluyor. Dolayısıyla bireyi sağlıklı kıldığımızda toplum sağlığımızı da takdir edersiniz ki aynı şekilde daha sağlıklı kılmış oluyoruz. Yani birey üzerinden gidiyoruz. Çünkü o kişinin hastalığının atlanması varken elde bir tedavi şansı atlanması, yapılamaması hem o kişi için hem o aile için, çocuğumuz için hem o çocuğumuzun ailesi için ve tabii ki bireyde, ailede toplumun en küçük grubu olduğuna göre tabii ki toplumumuz için, ülkemiz için ve tabii ki insanlık adına çok önemli bir işlem aslında bir taraftan bu şekilde düşünürsek. Bunun tabii daha doğru olduğuna inananlardanım ben. Olması gerektiğine inananlardanım ben. Sizin mutlaka yaşadığınız örnek vakalar vardır, değil mi hocam? Topuk kanı Zaman sayesinde zaman hızlı müdahale tanımıyoruz. ettiniz. Evet. Ama zannediyorum yani ben de yaşıyorum kendi çalıştığım kurumda bazen aileler topuk kanını aldırmak istemiyor. Hatta bazen ikinci kez almak durumundayız ki doğru zamanda alınamayabiliyor veya teyit etmek anlamında doğruluğunu tam ortaya koymak adına ikinci kez alınması gerekiyor o testin doğru sonuç vermesi adına. Aileler pek yanaşmak istemiyor. Fakat bizim zannediyorum hem ben hekim olarak hem bakanlık olarak yani doktor ve bilirkişi bu anlamda düşünürse halkı bilgilendirmemiz zannedersem burada daha da ön plana çıkıyor. Yani biraz daha genel, eksiksiz ve doğru bilgiye ihtiyaç var. Halkın yaptırmak istemeyenlerin çekincelerini de dikkate alarak o çekincelerin doğruluk payının olmadığını aslında hani niyetin, amacın ve hizmetin bu olduğunu bizim çok daha net ve açık bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Evet. Doktor sağlık boyutu anlamında. Anladım hocam. Berna Hanım, şimdi Türk Tabipler Birliği de bir açıklama yaptı. Onlar da açıklamada çocuğun üstün yararı ilkesine atıfta bulunuyorlar ve çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerinin sağlanabilmesi için her türlü kararda ve eylemde çocuk haklarının ön planda tutulmasını amaçlar, bu bağlamda vazgeçilmezdir demişler. Yani şunu merak ediyoruz. Ailenin çocuk üzerindeki hakkı nerede başlar, nerede biter? Bu sınırsız mıdır? Yoksa bunun sınırlandığı alanlar da var mıdır? Ne söylersiniz bu konuda? Bu konuda da şunu Türk Tabipleri Birliği'nin görüşündeki çocuğun üstün yararı ilkesi ülkemizin taraf olduğu sözleşmelerle iç hukukumuzun bir düzenlemesi dayanağıdır. Bu olayda da iki yönlü bir bakış açısı içerisinde olmalıyız. Az evvel hocam işte birey toplum aslında birey toplum değil, hukukun bütünü içerisinde sınırlamaların birey yönünden geldiği yani nedir? Ailenin velayet hakkının kapsamıyla çocuğun karşısında menfaatleri bunlar birbirinin çaprazı, birbirini irdeleyen ya da teten haklar değil aslında. Az evvel tariflediğim genel hukuk bütünlüğü ve anayasanın bütünleyiciliği çerçevesinde devletin koruyucu tedbirleri alarak sağlığı temin etmesi yükümlülüğü var. Aynı şekilde ayrıca gelecek nesillere yönelik bu yanında çocuk koruma kanunuyla düzenlemesi var. Şimdi bu kanunun içerisinde ikili bir görev çizgisi içerisinde yani hem koruyacak hem destekleyecek. Koruyucu ve destekleyici bütün önlemleri 3359 sayılı kanun kapsamında almak görevi eğer devletinse burada velayet hakkının bireye çocuğa karşı sonsuz kullanımı şeklinde bir şey yoktur. Burada mevzuatımız uluslararası mevzuatta edilen altını çizdiğimiz mevzuatımız çocuğun üstün yararının öncelikli olduğunu gösterir. Zaten gene üzerinde irdeleme yaptığımız kararda Sağlık Müdürlüğü mahkemeye müracaat ettiğinde çocuğun üstün yararı sebebiyle bu tıbbi girişimin yapılması iznini bir anlamda istiyor. Bunun talebiyle müracaat ediyor. Mahkemenin burada velayet sahiplerin red kararlarının denetimini yaparken
yapacağı şeylerden bir tanesi dediğim üzere bilim insanlarından bu konunun doğrusunu sormak, mevzuat karşısında bilimle ölçen çocuğun üstün yararını korumak yükümlülüğündeydi. Ama burada dikkat ederseniz kararda çocuğa ilişkin bir şey değil. Tamamen sanki bu karar tüm toplum şeysine karşı esasen bireyin velayet hakkının üstünlüğüymüş gibi algılanır bir dille kaleme alınmış durumda. Evet. Dediğim üzere bu kararın bilimsel dayanaklarının oturtmaması yanında hukuksal dayanakları da içermemesi sebebiyle eksik olduğunu ve bakanlığın da yaptığı açıklamada, Türk Tıpları Birliği'nin de açıklamalarında belirttiği üzere kesin bir karar olmadığı için şu an hani şöyle bir yanlış algıya toplum nezdinde yer vermemeliyiz. Yani topuk kanı uygulaması yasal bir uygulamadır. Yeni doğmuş, yeni doğan bebekleri için yapılır. Buradaki konuştuğumuz çok küçük sınırlı bir örnektir. Hukuksal süreci devam etmektedir. Dolayısıyla topuk kanı yasal değildir gibi bir yanlış algıya meydan vermemeliyiz. Evet. Bunun yani altını çize çize söylemem gerekir ki zorunlu aşı da yasaldır. Topuk kanı uygulaması da yasaldır. Evet. Bunun dayanağı çocuğun aslında üstün yararıdır. Anayasa çerçevesinde mevzuatımızda düzenlenmiş bir sınırlamadır. Yani velayet hakkınınla örtüşen, çarpışan bir şey olarak değerlendirmemeliyiz bu rezine. Evet. Çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Avukat Berna Özpınar Gümrükçüoğlu ve Doktor Çiğdem Yavrucu konuğumuzdu efendim.